Bakın uzmanlar müjdeye inanmadı, geçerliliği yok dedi. Erdoğan'ın verdiği müjdeden bahsediliyor. AKP umudunu gaza bağladı deniliyor. Ve gazeteciler amigo değil başlığı da dikkat çekici. Hatırlayacaksınız, Erdoğan o açıklamada gazetecilerin alkışlamaması üzerine, ki aslında normali alkışlamamalıdır. Yani tarafsızlık ilkesi hatırlandığında. Ama Erdoğan bizzat kendisi istemişti bu alkışı. İşte Cumhuriyet o nedenledir ki gazeteciler amigo değil hatırlatmasını yapıyorlar. Erdoğan'ın müjdelerini alkışlamayan gazetecilere çıkışına CHP tepki gösterdi. Parti sözcüsü Öztrak, alkış gazetecilerin görev tanımlarında yok derken CHP'li Taşçı Erde, saraya girebilen gazetecilerin belli olduğunu belirterek onların işi zaten alkışlamak ifadelerini kullandı. Ve şimdi bakın, uzmanların o müjdeye neden inanmadığına dair habere gelelim. Erdoğan'ın duyurduğu Karadeniz'deki yeni doğalgaz için Enerji Bakanı Fatih Dönmez, ilk gazı Mart sonu sisteme vereceğiz dedi. Bu söylemleri seçim yatırımı olarak yorumlayan uzmanlar, raporların paylaşılmasını ve çalışmaları yerinde görmek istediklerini açıkladılar. Yani doğru çıkarsa çok önemli bir haber. Mart ayında evlerde, Karadeniz'de bulunan doğalgazın kullanılabilecek olması bu olasılık. Ama uzmanlar da yerinde görmek ve bu önemli haberin doğru olup olmadığını test etmek istiyorlar. Neden test edilmek isteniyor? Neden emin olunamıyor derseniz, çünkü seçim yaklaşıyor. Acaba bu doğalgaz müjdeleri bir seçim yatırımı olarak mı dile getiriliyor diye, bu kadar iddialı açıklamalar yapılıyor diye soru işaretlerine neden oluyor. Bakın, Karar Gazetesi'nin manşetinde tam da böyle bir yorum var zaten. Gaz seçime yetişecek başlığını attı Karar Gazetesi bugün manşetinde. Erdoğan'ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz gazı için Enerji Bakanı Mart sonu sisteme vereceğiz dedi. Enerji uzmanları ise gerekli testler tamamlanmadan rezerv rakamlarının ortaya atıldığına dikkat çekerek açıklanan verilerin bilimsel karşılığı olmadığını savundular. İktidarın acelesi var, amaç bunu seçimde kullanmak ifadesi kullanılıyor Karar Gazetesi'ndeki bu haberde. Gazı kendi siyasi ikbaliniz için değil, vatandaş için kullanın. Orada bir gaz rezervi var ama bu üretilebilir gaz değil. Bilgileri de bakın, enerji uzmanlarından gelen açıklamalar. Bu anlamda oldukça önemli. Şimdi hem uzman görüşleri hem de tepkiler var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarına. Erdoğan müjde diyerek duyurmuştu. Piyasa değeri 1 trilyon dolar olarak açıklanmıştı. Şimdi işte faturalara nasıl yansıyacak diye biz merak ederken Mart ayının sonunda sisteme verilecek deniyor. Ama pek çok tepki var. Gelin o tepkilere bakalım. Fatih sondaj gemimiz Çaycuma 1 sondajında denizin 3023 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. 20 yıldan beri bir türlü bulup bulup hizmete sunamadıklarını Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Biz önümüzdeki yıl, yani seçimlerden sonra doğalgazı artık sunacağız diyor. Bu yalana gerçekten inanan var mı? Ben de müjdeyi ben de vereyim bu vesileyle KRT'de. Ey halkım, hazırlanın. Ocak ayında Allah nasip ederse doğalgaza zamlar geliyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan savaşçığım ne zaman bulduysa olan bize oldu. Her bulduğunda zam yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim öncesi bir kez daha doğal gaz keşfi açıklaması geldi. Hükümetten bu 3 gaz müjdesi. Muhalefetten Erdoğan'ın açıklamalarına tepki gecikmedi. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. EYT ile ilgili bir şey çıkmadı. Emeklilerle de ilgili bir şey yok. Memurlarla da ilgili bir şey yok ama doğalgaz bulduk. Şimdi EYT'liler doğalgaz bulduk, oh Allah'ımıza çok şükür diyerek rahatladılar ve huzura kavuştular. Recep Tayyip Erdoğan savaşçığım ne zaman bulduysa olan bize oldu. Her bulduğunda zam yaptı. Yeni bulduğun doğalgaz ne zaman sisteme girecek? Önümüzdeki 2071'de.
Allah nasip ederse. Yani 2071'e kadar kalacak ya Recep Tayyip Erdoğan. Bu seçimi atlatayım da diyor Recep Tayyip Erdoğan. Yine savaşçı. Mi seçim manevrası? Kesinlikle bakın. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim gazı. Tek derdi var. Recep Tayyip Erdoğan bir daha cumhurbaşkanı olmak istiyor. 1 trilyon dolar dedi Erdoğan o doğalgaz keşfi için. Sadece doğalgaz değil, bir kez daha petrol bulunduğunu da açıkladı. Cumhurbaşkanının Adana'dan sonra açıkladığı adres bu kez Şırnak Gabar. Nihai amacımız petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmek. Önümüzdeki yıl yurt içi petrol üretimimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Bugün Avrupa'da ana borsa olarak kabul edilen Hollanda borsasındaki 1000 metreküp doğalgazın fiyatı ise 900 ile 1000 dolar arasında değişiyor. Yani AK Parti'nin genel başkanı Erdoğan Karadeniz gazını şu anki piyasa fiyatından %40 daha pahalı olarak hangi kritere göre hesapladı bilmiyoruz. 2023'te hizmete sunulacak gaz. Erdoğan verdi tarihi. Karadeniz gazının tarihi, fiyatı, iktidarla muhalefetin hiçbir hesabı uymadı. Ekiplerimiz son sürat iş planına uygun olarak çalışmalarını yapıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah bu gazı İnsanımızla buluşturmak istiyoruz. Mart ayının sonuna doğru da inşallah ilk gazı sisteme vermiş olacağız. İnşallah Türkiye'nin 100 yılı enerjinin de 100 yılı olacak. Siz bu çıkan gazı tamamen ücretsiz verseniz bile faturalara yansıması %10 indirimi bulmuyor. Yıl içinde %164 oranında zamlanan faturalarda yapılacak göstermelik indirim vatandaşımızı dertten kurtarmaz. Vatandaşın faturası 3 kat, sanayicinin üretim maliyeti de tam 11 kat arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz doğalgazının ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğunu açıkladı. Bu rakama gazın taşınması, işlenmesi ve sisteme verilmesi için gerekli yatırım bedeli dahil mi değil mi bilmiyoruz. Erdoğan'ın gaz müjdesini alkışlarla karşıladı bakanlar ama Cumhurbaşkanı'nın dikkatini çeken alkış gelmeyen yerdi. Salonun arkası yani gazeteciler. Erdoğan onlardan da alkış istedi. Basın mensupları da hiç alkışlamıyor. Yanlış iş mi yaptık? Şimdi gözler 2023 yılının Mart ayında. Doğalgaz keşfi faturaların alevini söndürecek mi, körükleyecek mi? Bu sorunun yanıtı Mart ayında belli olacak.